Savaş varsa git kendi memleketinde savaş. Sen Türkiye'de ne işin var? Git kendi memleketinde, senin memleketindeki insanlar ölüyorsa sen de git orada öl. Sen de git orada savaş. Abi, şimdi burada Türkiye, burada da Türkiye savaş olsa biz kaçmayız, gitmeyiz. Biz de Türk milleti için, şimdi kendi abi, milletimiz için savaşırız. Kaçmazsın. Yok valla kaçmam. Bu adam ölüyorsa, sen ölüyorsan ben de öleceğim. Sen ölüyorsan onlar da bizim ümmetimiz. Yok, bizim ümmetimiz. Öyle değil dayı, bak. Kendi memleketini terk edip gidip geliyorsun. Gidiyorsun. Bir gence sor Allah aşkına, İslam'ın şartları kaçtır diye. Kimse bir gence sorabilir misin bunu? Bilemiyor. Sor. İslam'ın şartları kaç? Gel söyle. 5 aldı. Bilemiyor. Sayı bakalım. Bak düşünüyor. Bak düşünüyor. Bilmiyor çünkü. İslam'ın şartları 5 dedi. Say bakayım. Tamam, namaz, hac, zekat, bir de düşüne düşüne bunu ama söyle, Instagram'da kaç kişi seni takip ediyor, aynı dakikada sana söylüyorum. Şimdi bakayım. Namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak, kurban kesmek, zekat vermek. Gel şu seher marketten bir file doldur bakayım. Doldurabiliyor musun? 300 milyondan aşağı çıkamaz. 300 milyona de 100 milyona 700 gram zeytin aldım, 700 gram peynir aldım, bir tane de deterjan aldım, 95 milyon. Hadi nerede düzeliyor? Gel geçin bakayım o zaman. Başı geldi mi para da alamıyorsun. Bu milletin hali ne olacak? Perişan olacak. Adam geçinemiyor. Adam bir çocuğu var, geçinemiyor adam. Orada burada sürüne çalıştırıyor seni akşama kadar. Suriyeli de elini cebine koyarak bankaya gidiyor, ATM'ye gidiyor, parasını çekiyor. Ne güzel İstanbul, ne güzel hayat. Adama diyorsun çık git. Yo, ben neye gideceğim diyor. Benim maaşım yatıyor, benim param geliyor. Ben niye gideyim ki? Suriye'de savaş var diyor. Savaş varsa git kendi memleketinde savaş. Sen Türkiye'de ne işin var? Git kendi memleketinde, senin memleketindeki insanlar ölüyorsa sen de git orada öl. Sen de git orada savaş. Abi, şimdi burada Türkiye, burada da Türkiye savaş olsa biz kaçmayız, gitmeyiz. Biz de Türk milleti için, şimdi kendi abi, milletimiz için savaşırız. Kaçmazsın. Yok valla kaçmam. Bu adam ölüyorsa, sen ölüyorsan ben de öleceğim. Sen ölüyorsan onlar da bizim ümmetimiz. Yok, bizim ümmetimiz. Öyle değil dayı, bak. Kendi memleketini terk edip gidip geliyorsun. Kaçıp gidiyorsun. Bizim ümmetimiz deme. Müslüman, evet. İnsan. Ya, Müslüman, Müslüman Müslümana yardım eder kardeşim. Yardım bunu, evet, unutmayalım. Aynen. Bir. İkincisi, her insan zor durumda olabilir. Sen ona destek olmak zorundasın. Depremlerin, bu heylanların, bu tufanların bize yansımasından sebep, Başımıza gelenlerin sebebi hepsi bunlar. İslam'dan uzaklaşıyoruz. Telefondan, internetten ancak. Yani uzaklaştığımız için Allah-u Teala bakın diyor, kendinizi düzeltin. Bak düzeltmeseniz başınıza başka bir şey götüreceğim size. Haberiniz olsun diyor. Haberiniz olsun diyor. Memleket kötüye gidiyor. Bak şu gökdelenlere bak Allah aşkına ya. Bir güneş alamıyoruz ya. Güneş alamıyoruz. Hasretiz. Adam binanın önünde hepsi ram. Mülk Allah'ındır diyor. 5 ay, 15 gün, 10 gün kira gecikince adamın elbisesini, kırını, pırtını toplayıp dışarı atıyor. Mülk Allah'ın mıdır öyle? Evet. Öyle insanlık mı olur öyle? Olmaz. Binanın önünde yazmış mülk Allah'ındır. Takdir Allah'ındır. Takdir Allah'ındır. Kurban olduğum Allah sana o malı, mülkü vermişse sen de insanı idare edeceksin. 10 gün kiran geçti mi idare edeceksin. Belki adamın maddi durumu iyi değil. New York'un en güzel yerinde adam ev yapıyor. Şu anda. Bugün yani ben bunu her zaman söylüyorum. Yani ülke olarak Müslüman olabiliriz ama Müslümanla alakamız yok. Bugün ben babamdan İslam'ı öğrendim. Şu andaki Milli Eğitim Bakanlığı'ndan değil. Yani daha önceki Millet Eğitim Bakanları da öyle. Ya biz okula giderken hemen aynı yaştayız. Sadece bir din dersi vardı. Allah aşkına o din dersiyle kim Müslüman olmuş ya? Doğru. Bir gence sor Allah aşkına, İslam'ın şartları kaçtır diye. Kimse bir gence sorabilir misin bunu? Soralım, bilemiyor. Gel. Sor. 5. İslam'ın şartları kaç? Gel söyle. 5 al. Bilemiyor. Say bakalım. Hocam onu bak düşünüyor. Bak düşünüyor. Dur. Bilmiyor çünkü. İslam'ın şartları 5 dedi. Say bakayım. Tamam, namaz, hac, zekat. Bir de bunu ama söyle, Instagram'da kaç kişi seni takip ediyor aynı dakikada. Şimdi arkadaşları dinledin mi? İslam'ın ve imanın şartları dediler. Sen bunları biliyor musun? İslam yok. Biri 5, biri tanesi 6 ama onlara karıştırıyorum. Namaz kılmak, hacca gitmek, oruç tutmak,
kurban kesmek, zekat vermek. Bu kadar. İnsanlar İslam'ın şartını da biliyor, namazını da biliyor, niyazını da biliyor. İnsanlara bir sorun bakalım. Nasıl geçiniyorsunuz? Evet. Ekonomi nasıl diyen onu bir sorun bakalım. Doğru. Sayın Berat Albayrak diyor ki ekonomi düzeldi diyor. Düzeye çıktık, şafağa ulaştık. Nerede ulaştın? Gel şu Seher Market'ten bir file doldur bakayım. Doldurabiliyor musun? 300 milyondan aşağı çıkamadım. 300 milyona de 100 milyona 700 gram zeytin aldım. 700 gram peynir aldım. Bir tane de deterjan aldım. 95 milyon. Hadi nerede düzeliyor? Gel geçin bakayım o zaman.